Kızım, kızım, aç gözlerini, şöyle yap. Kızım, ne olur, ne olursun aç gözlerini yavrum. Yardım edin, yardım edin, ne olur yardım edin. Kızım zehirlendi, ne olur. Ay, kızım, kızım ölüyor, yardım edin. Yavrum, yavrum, Allah'ım sen buna başla. Kızım sen buna başla. Olur, beni yardım et. Aslan. 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 Yavrum. Bize yaşarken kavuşma şansı vermediler Ozan. Biz de burada kavuştuk. Artık isteseler de ayıramazlar bizi. Sonsuza kadar beraberiz aşkım. Böyle bir şey olmaz. Saçmalık bu. Olmuş işte. Al bu da ispatı. Senin şehir dışına çıktığın zaman gelmiş Koray. Bak görüntüye. Hiç aramıyor. Eliyle koymuş gibi eve giriyor. Yani anlaşmışlar. Kız gel demiş. O da gelmiş. Oğlum. O kızın en başından beri derdi paraydı. Sana paran için yanaştı. Ama sen anlamadın. Hayır. Eylül böyle bir kız değil. Bu ne o zaman? Oğlum anlamaya çalış. Niye eski kocasını eve aldı? Dayanamadı çünkü. Ağaya gelin oluyorum diye evden kaçıp fakirhaneye girince işin rengi değişti. Evdeki bulurdan olmayayım diye Koray'a yanaştı tekrar. İki gün dayanamadı, iki gün. Yeter baba! Yeter, sus artık. Sakin olun Nermin teyzeciğim. Kızım nasıl sakin olayım? Ev yıkılıyor. Duymuyor musun seslerini? Hay Allah'ım, ne dedikleri de anlaşılmıyor ki, anca bağırdı çağırdı. Nermin teyzeciğim, isterseniz siz burada bekleyin. Ben gidip bir sessizce bakayım ne olup ne bitiyor. Gitme şimdi. Ay, ben hıncını senden alırım. Otur sen de şöyle. O beni görmez bile. Ben gideyim bir bakayım sessiz sessiz. Eğer ciddi bir şey varsa gelip size hemen haber ederim. Siz burada bekleyin. Yazdım gene evi terk etmese bari. Allah'ım şu eve artık huzur gelsin ne olur. Topla valizini, bu evden gidiyorsun. Ne oluyor baba, nereye gidiyorum? Ne diyorsun Yaşar, nereye gidecek? Nura sen karışma, yeter, bitti artık. Topla valizini, bu evden gidiyorsun. Yaşar, Yaşar bir dur, ne yapıyorsun Allah aşkına? Baba ne olursun gönderme beni bir yere, ne olur. Yaşar, Yaşar bir sakin ol, bırak şu valizi. Ne olur bana sakin ol deme Nura. El aleme rezil olduk, sakin olamıyorum. Topla eşyalarını, bu evden gidiyorsun. Yaşar, Yaşar bırak, bırak şu eşyaları. Ne olur bir oturalım da konuşalım Yaşar. Konuşacak bir şey yok, bu evden gidecek, o kadar. Nereye gidecek Yaşar, nereye? Kocasının evine, Koray'ın yanına. Hayır anne. Kızım.
Aslım ne olursun aç gözlerini. Aslım uyuma kızım, dayan. Dayan ne olursun kızım, dayan. Bak, bak hastaneye gidiyoruz tamam mı? İyileşeceksin, her şey düzelecek kızım. Allah ne olur bana bu acıyı yaşatma ya. Rabbim ne olur. Ne olur kızım bana bağışla. Biraz daha acele edebilir miyiz? Ne olursunuz yalvarırım. Kızım ölüyor. Kızım ölüyor, ne olursunuz acele edin. Aslım. Aslım aç gözünü kızım, ne olur. Alo. Hayır, henüz kendine gelmedi. Şimdi iğnesini yaptım. Yok, istese de gidemez. O kadar gücü yok. Gözlerini bile açamıyor. Tamam. Anladım. Kimsin sen? Kimsin sen? Gencecik yaşta yaktılar o zaman Allah'ın cezaları. Şu düştüğüm hale bak. Yüzüyle de evladını kaybetti. Benim yuvam yıkıldı. Hep o Aslım'la anası yüzünden. Onlar hayatımıza girdiği için oldu bütün bunlar. Aslı. Ozan'ı canımdan etti. Hediye benim yuvamı yıktı. Ne oldu? Ulaşamadın mı hediyene? Onu aradın değil mi? Kendi kızın bu haldeyken sen Aslı'mı merak ediyorsundur. Koş hadi koş. Koş hediyene koş. Bari böyle bir günde yapmaya. Bari böyle bir günde yapmaya. Bizim yuvamızı yıkan hediye değildi. Senin bu hallerin yıktı. Yalan mı söylüyorum ben? Aslım yüzünden düşmedim Ozan bu hallere. Ya yeter! Yeter kavga edip durmayın, ben kötü oluyorum. Yeter, yeter! Kızım. Tamam kızım. Tamam kızım. Tamam, tamam kavga etmiyoruz. Özür dilerim. Tamam. Sen iyi misin? Nefes alabilir misin? Bir su iç. Hayır, hayır. Tamam, tamam ben iyiyim. Tamam. Şu nabzına bir bakalım. Dur. Tansiyonuna da bakalım mı? Dur. Neredeydi alet? Ne aleti Tarık? Evde eşya mı kaldı Allah'ını seversen? Baba. Babacığım. Sen benim elimi tut yeter bana. Sen beni merak ettiğin zaman ben iyi olurum zaten. Babacığım, benim seni merak etmediğim bir günüm bile yok ki. Sen ister inan, ister inanma, bu böyle. Sen benim evladımsın. Canımsın. Canımdan bir parçasın. Ha? Benim bu dünyadaki en büyük mutluluğum sensin. Dur kızım. Efendim hediye. Ne? Ne diyorsun? Of. Tamam. Tamam hemen geliyorum. Aslım ilaç içmiş. Canına kıymaya çalışmış. Hastanedeymiş. Thank you.
üzerine çekmek için ilaç içmiştir o. Ölse de bir işe yarasa bari. Ölse de bir işe yarasa. İyi düşün Yaz. Görmeye çalış. Bu kız seni niye istedi? Zengin olduğun için istedi. Paran pulun için istedi. İspat mı? Al işte ispat. Kafana dank edene kadar izle gör. Seni bir yokladı. Baktı ki niyetin ciddi. İşin ucunda evlilik var. Koray'ı bıraktı sana kaçtı. Gelmesini ben istedim ben. Eylül karnında benim çocuğumu taşıyordu. O adi herifle o yüzden evlendi. Beni korumak için. Bebeğimizi korumak için. Allah Allah. Seni korumak için başkasıyla evlenmiş. Bak sen. Yersen güzel hikaye. Baba. Bebeğin senden olduğu ne mal? Var mı ispat? DNA testi yaptırdın mı? Hadi yaptırdın diyelim. Boşanacağı kocasını eve alan bir kızın dümen çevirmediğini nereden biliyorsun? Haklı Allah. Yapar o zille. Baba yeter. Yetmez. Kafana vura vura gerçekleri göstereceğim ben sana. Bu kız sana niye kaçtı? Avrupalarda gezecekti. Amerika'da yaşayacaktı. Adnan Ağa'nın parası gani. Oo çatır çatır yiyecekti. Baktı ki senin inadın inat. Zenginlik hayalleri suya düştü. Hemen Koray'a sarıldı. Elinde tutmak için de eve aldı. Kesin seni bırakıp onunla kaçacaktı. Baba sus. Bak sus yoksa kavga edeceğiz. Susmuyorum. Şimdiye kadar sustum. Yeter. Susma. Susma Adnan Efendi. Devam et. Bastır. Ben evladım elin düzenbazına yar olsun diye büyütmedim. Yaz. İşin aslını öğrenene kadar konuşacağım. Yok. Aslından hala haber yok. Fatih. Aa yeter. Bir sakin ol. Kızın sevdiği adam daha yeni öldü. Ay, bırak bir kendine gelsin. Aklını toplasın. Şirketten arıyorlar. Aslım yoksa şirket de umurumda değil benim, tamam mı? Anne bak. Artık Ozan yok. Düşün. Aslımı buraya nasıl getireceğiz onu düşün. Hediye. Aslım iyi mi? Ne durumda? Bir şişe ilaç içmiş. Allah'ım çok kötüydü, çok kötü. Dur, sakin ol. Doktorlar ne dedi? Hemen içeri aldılar. Daha bir şey söylemediler. Ben Ozan'ın yanına gideceğim dedi. Onsuz yapamam dedi. İntihar etmiş meğersem canına kıymış. Tamam sakin ol. Sakin ol, gel otur şuraya. Öyle ya böyle şeyler. Aslım seni bırakıp hiçbir yere gitmez. İyileşecek, korkma. Ya giderse? Ben onsuz ne yaparım Tarık? Ya ona bir şey olursa? Hediye. Onu kurtaracaklar. İyileşecek. Merak etme, ben yanındayım. Gör bunları. Anla artık Yaz. Baba yeter. Yeter. Ben burada senin iyiliğin için konuşuyorum. Evladımı düşünüyorum da söylüyorum bunları. Hayır. Eylül böyle bir kız değil. Saçma bunlar. Eylül bunu yapmaz. E bunlar ne bakayım? Ha? Bak Yaz. Kızı istemeye gittik. İstemem dedi. Tek kelime laf etmeden kesip attı. Kapısına gittin. Rezalet çıkardın. Gene istemem dedi. Niyeti ne peki bunun? Başka bir şey var. Başka bir şey var. İyi düşün. Koray'ı eve aldıktan sonra ben size geldim. Her şeyi sineye çektim. Yeter ki oğlum geri gelsin dedim. Kapınızda yalvardım. Ama iş işten geçmişti. Koray bana gerçekleri anlattı. Eylül kesin Koray'ın bana anlattığını biliyordu. Mecbur kaldı, seni terk etti. Olaylar olaylar. Benim öğrendiğimi bilmese belki oyuna devam edecektim. Ama aldattığı ortaya çıktı. Yeter! Yeter be! Yık ortalığı. Yık da rahatla, yiğidim benim. Senin dediğin hiçbir şey doğru değil. Anladın mı? Doğru değil.
Yağız! Yağız oğlum! Ver şunu. Yaşar! Baba ne olursun gönderme beni ne olur baba. Yaşar! Yaşar kurbanım! Yaşar! Yürü kalk. Kocanın evine gidelim. Ne olur gönderme istemiyorum. Ne olursun baba. Yürü. Yaşar kurban olayım. Bırak kızı istemiyorum. Gitmeyin. Ona bakarsan işimiz yaş. Rezil etti bizi. Yürü kalk. Öldür beni. Ama odama gönderme ne olur. Yerin dibine soktun bizi. Rezil ettin. Nikahlı kocanı bırakıp Yağız'a kaçtın. Oğlan evlenelim dedi. Onu da terk ettin. Şerif'imi iki paralık ettin. Kızım dedim. Elimin üstünde tuttum. Sen bizi rezil ettin. Yürü. Onun evine gideceksin. Orada oturacaksın. Yürü kalk. Canım. Kalk hadi. Kalk evimize gidelim. Bak üşüyeceksin burada. Yeter! 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 Bağırsan da, çağırsan da o eve gideceksin. Koray her şeyi unuttum dersin dedi. O eve gideceksin. Sen o evin gelinisin. O senin kocan. Ne yaparsın acaba? Oraya gideceksin. Artık arkanda anan baban yok. Kocan var. Anne. Anne ne olur göndermeyin beni odama. Anne ne olursun. Göndermeyin beni ona ne olur. Tamam anne. Tamam yok. Göndermem anne. Göndermem yok. Ozan! 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 Aslım! Geldim. Geldim aşkım. Aslım. Kavuştuk artık sevgilim. Hayır Aslım. Gelme. Hayır Aslım. Sen orada kalıp benim adımı temizleyeceksin. Benim senden başka güvenecek kimsem kalmadı. Ozan. Ben sensiz yapamıyorum. Yaşayamıyorum. Adnan, ne oldu da bu çocuk çekti gitti? Ne söyledin de bu kadar sinirlendi? Bir şey yok. Kafası attı gitti. Nasıl bir şey yok Adnan? Allah aşkına evi yıktınız. Ne oldu da bağırıp çağırıyordunuz? Oğlanın gözünü açmaya çalışıyordum Nermin. Ama zor da olsa açıldı. Merak etme. Biraz dolaşsın, siniri yatışınca gelir. Gene terk edip gitmesin bu çocuk evi. Gitmeyecek, merak etme. Düşünüp taşınıp evine geri dönecek. Adnan nereye? Yaz bir inat, bu bir inat, of!
Nermin teyzeciğim, ne olur sakin olun. Bakın düzelir her şey. Hayır, bir şey de demedi ki. Ne konuştunuz diyorum, yok. Sen duydun mu bir şey? Ne konuştu bunlar? Ya, bir şeyler duydum tabii ama. Anlat. Ne konuşuyorlardı? Yok Nermin teyzeciğim, durduk yere üzmeyeyim ben sizi. Kızım anlatsana. Nermin teyzeciğim. Bu Eylül galiba Yaz'ı eski kocasıyla aldatıyormuş. Yaz şehir dışına çıkınca eve alıyormuş bunu. Başından beri derdi paraydı. Sana paran için yanaştı. Ama sen anlamadın. Baktı ki senin inadın inat. Zenginlik hayalleri suya düştü. Hemen Koray'a sarıldı. Elinde tutmak için de eve aldı. Kesin seni bırakıp onunla kaçacaktı. Git buradan. Konuşacak bir şeyimiz yok Yaz. Ya, Eylül bunu yapmaz. Eylül bu kadar küçülmez. Korkutma beni Eylül. Babam mı geldi yoksa buraya? O ben yokken sana kötü bir şey mi söyledi? Eylül hadi. Hadi sevgilim. Koray mı yoksa? Ha? O mu söyledi sana bir şeyler? Kötü bir şey mi yaptı sana Eylül? Bu ne ya? Uçak niye kaldı? Bir şey mi yaptı? Ya, olmaz. Olmaz. Tamam annem. Tamam yavrum. Tamam tamam. Göndermem. Eylül. Bak bir bak. Anne ne olur gönderme beni. Ne olursun kurtar beni. Anne ne olursun. Ne olursun. Anne. Söyle babama. Babamla konuş ne olur anne. Anne beni Koray'a göndermeyin. Ne olur yalvarırım sana. Koray'a göndermeyin beni. Ne olursun anne. Göndermeyin Koray'a. Tamam anne. Tamam yavrum. Göndermem anne. Göndermem. Kızım tamam. Göndermeyin. Annem. Kızım. Yavrum yanıyorsun sen annem. Yaşar. Yaşar gel kızım. Bir şey oluyor. Yaşar. Yaşar koş yavrum. Ne oluyor yavrum? Yavrum. Yaşar bir şey oluyor çocuğa. Çocuğa bir şey oluyor Yaşar. Annem, annem, Yaşar! Eylül! Aslım, ne yapıyorsun? Kızım, dur, ne yapıyorsun? Senin yatman lazım, niye kalkıyorsun kızım? Niye kurtardınız siz beni? Siz beni niye kurtardınız? Ben Ozan'ın yanına gidecektim. Ozan beni bekler, bırakın. Bırakın beni, ne olur bırakın. Kızım, yavrum yapma. Yavrum ne olursun yapma böyle. Bak sen ölürsen ben de ölürüm. Yapma ne olur. Anneciğim. Anneciğim ben ölmeyeceğim. Ben huzura kavuşacağım. Anne benim her şeyi Ozan'a anlatmam lazım. Onu ne kadar sevdiğimi anlatmam lazım. Fatih ile Şule'nin bana yaptıklarını anlatmam lazım. Anne ben Ozan ölmesin diye yaptım her şeyi. Onu içeride öldürmesinler diye yaptım. Benim anlatmam lazım anne ne olur. O kadın ne derse ben onu yaptım anne. Oğlumla evleneceksin dedi. Oğlumla evlenmezsen Ozan ölür dedi. Tamam dedim. Anne. Ozan'ı benim gözlerimin önünde bıçakladılar anne. Beni mecbur bıraktılar. Beni mecbur bıraktılar anne. Ona söylemem lazım ne olur ne olur. Yalvarırım bırakın beni ne olur bırakın. Bana bak Aslı. Bana bak. Bana bak. Sana bunu yapanlara bir de ödül mü vereceksin?
Ozan'ı aldılar, şimdi seni mi alacaklar bizden? Ozan öldü. Ama biliyorum şu an bizi duyuyor. Ve eğer sen kendini öldürürsen, Ozan'ın ruhu huzur bulmayacak. O yüzden sen yaşayacaksın. Sana bunu yapanlara inat. Onlara inat, yaşayacaksın. Tamam kızım? Hadi hadi. Hadi hadi, dinlenmem lazım. Biz de doktoruyla konuşalım. Bir psikiyatri yönlendirsin. Jülide teyzeye yapılan haksızlıkların hesabını soracağım. Bize bu acıyı yaşatanların cezasını çektirmeden yanına gelmeyeceğim aşkım. Belki sen geri gelmeyeceksin. Ama ruhun huzur bulacak. Şule de, Fatih de bize yaptıklarının bedelini bir bir ödeyecek. Ben getirdim buraya. Ozan, biliyorum sen masumsun. Kaan'ı sen öldürmedin. Bir tanık buldum. Polisle işbirliği içindeyiz. Merak etme, kurtulacaksın. Ama Şule ile Fatih'in senin yaşadığını bilmemesi lazım. Bu yüzden biraz burada saklanacağız. Merak etme. Masumiyetini ispatlayacağız. Sana çok iyi bakacağım. Yaşayacaksın. Umurumda değil Mümtaz. Aslanın ihanetinden sonra böyle bir şey yaşamışım. Hiçbir şey umurumda değil. Ozan, Aslım sana ihanet etmedi. Yangından önce sana bunu bırakmış. Adnan amca bu kız ne yapıyorsa para için yapıyor dedi. Aslında bu Yağız'a aşık falan değilmiş. Tek derdi paraya kavuşmakmış. Tabii Yağız zengin ya. Bu da evlenince lüks içinde yaşayacağını zannetti. Ama Yağız parayı, pulu, her şeyi geride bırakınca caydı bu da tabii.
Yağız şehir dışına çıkınca da hemen eski kocasına dönmüş. O gidince onu eve almış geri. Adnan amca da bunu öğrenince Yağız'dan ayrılmak zorunda kaldı. Ah benim yavrum. Ah benim çocuğum. Nermin teyzeciğim, sen çok kötü oldun. Ben sen sordun diye anlatıyorum ama ben anlatmayayım en iyisi. Yok yavrum yok. Söyle Yağız ne dedi? Ay Yağız ne desin? Delirdi sinirden. Bağırdı, çağırdı, çekti kapıyı, çıktı gitti. Çıkarken gördüm. Çok sinirliydi. Ay, vallahi Nermin teyzeciğim, onu ben de fark ettim. Ben sizin moralinizi daha fazla bozmak istemem ama... Allah korusun kendine bir şey yapmasa bari. Sus sus, Allah korusun. Allah korusun deme öyle şeyler. Kör olasıca. Bunun böyle olacağı belliydi ama. Yağız onlara gittiğinde o Koray denen adam da oradaydı. Yağız'ı kapıdan kovdular. Dedim ama dedim yavrum gitme dedim. Etme dedim ama yok. Nermin'i kim dinlesin? Nermin teyzeciğim. Vallahi ben de çok şaşırdım. Bizim eski mahallede böyle kötü kadınlar vardı. Affedersin, kocasından dostuna, dostundan bilmem kimine. Artık Eylül bunlardan daha fenaymış Nermin teyze. Gör olasıca. Görür o. Ben ona gösteririm. Evladımın canını yakmak ne demekmiş? Ben ona göstereceğim. Tamamdır. Bu da aldı gazı. Artık Eylül'cüm düşün. Ben karımı arıyorum. Yaralı olabilir. Eylül Demirci. Eylül Demirci. Sanırım birini arıyorsunuz. Evet, siz Eylül'le ilgili bir şey biliyor musunuz? O burada mı? Aradığınız kişi kim bilmiyorum ama bu sabah buraya kimliği belirsiz bir kadın getirdiler. Henüz ismini öğrenemedik. Ama sizin yaşlarınızda kumral, uzun saçlı, güzel bir kız. Öğreneceğim Eylül. O gün başka şeyler oldu. Hepsini ortaya çıkaracağım. Benim size bir şey sormam gerekiyor. Önce onlar ölecek sevgilim. Bize bunu yapanlar. Fatih ile annesi. İntikamını alacağım. Öyle geleceğim yanına. Gördün mü Hindi? Her kötü gecenin bir sabahı vardır. Aslı bunu duyunca hayata bağlanacak. Bir daha kendine zarar vermeyi düşünmeyecek bile. İnşallah. Hadi girip haber verelim. Hediye. Bırakalım uyusun. Birazdan gelir söyleriz.
Tek ve son aşkım. Hayatım. Şansım. Yaşama sebebim Ozan. Bu zamana kadar yaptığım her şey için beni affet sevgilim. Aman. Ay yavrum. Yanıyorsun cehir cehir anne. Baba. Gönderme beni. Gönderme hayatım. Tamam yavrum tamam. Tamam sakin ol anne. Geçti. Yaşar. Nasıl olsun? Ateşler içinde yanıyor çocuk. Perişan ettin kızımı. Sen böyle bir baba değildin Yaşar. Görmüyor musun canım? Çocuk ağlıyor, yalvarıyor. Ayaklarına kapanıyor gönderme diye. Hala bağıra çağıra. Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver. Kızım akıl mı bıraktı bende Nura? Utancımdan sokağa çıkamaz oldum. İnsanların yüzüne bakamaz oldum. Ailemizi darmadağın etti. Şerefimizi iki paralık etti. Ne yapsaydım? Allah! Ne olursa olsun. O bizim kızımız. Önce bir sormak lazım ona. Bir anlamak lazım ne oldu, niye böyle oldu? Ya görmüyor musun canım? Koray deyince kızın aklı çıkıyor, korkuyor çocuk. Yahu evlenmeseydi o zaman. Allah Allah! Kendi istemedi mi evlenmeyi? Kendi rızasıyla gitmedim. İyi o zaman öyle istemiş. Şimdi istemiyor. Fikri değişmiş demek ki. Yavrum beni nasıl ağladı? O öyle ağlayınca benim içim parçalanıyor. Benim canım acımıyor mu Nurhan? Eylül ağlayınca benim yüreğim sızlamıyor mu? Onca merhamet ettik. Anca başımıza maraz doğdu. İyice şaşırdı. O yüzden kocasının evine gidecek. Vermiyorum Yaşar. Vermiyorum kızımı. Nurhan. Eğer illaki göndereceğim diyorsan o zaman ben de onunla birlikte giderim. Sen de ama burada böyle tek başına oturursun. Nermin Hanım. Evet sizi dinliyorum. Beni hatırladınız mı? Evet hatırladım. O gün buraya geldiğim zaman zor durumda olan bir hastanızdan bahsetmiştiniz. Hatta odasına bakmıştık. Evet, odasında yoktu. O kızın başına tam olarak ne gelmişti? Bakın doktor hanım, eğer o kızı benim aradığım kızsa başına geleni öğrenmem gerekiyor. Ya biri sonra kötülük yapmış olabilir. Bakın, size bilgi veremem çünkü zaten biz de adını bilmiyoruz. Kaydı, kimliği yoktu. Sonra da öylece kaybolup gitti. Şey, kamera kayıtları. Hastanenin kamera kayıtlarına bakabilir miyiz? Kusura bakmayın, benim öyle bir yetkim yok. Şey, bir saniye. Bu. O kız bu muydu? Doktor hanım, bakın hayat memat meselesi. Bu kızın başına ne geldiğini benim öğrenmem gerekiyor. Aslım. Hediye, kıyafetleri de yok. Kızım neredesin? Anne, Aslım neredesin sen? Fatih ile Şule'yi öldüreceğim anne. Ondan sonra kavuşacağım Ozan'a. Beni affet. Kızım! Alo! Tarık koş! Koş!
Bu zamana kadar yaptığım her şey için beni affet sevgilim. Ben ne yaptıysam senin hayatta kalman için yaptım. Sana kötü bir şey olmasına izin veremezdim. Şule Fatih ile evlenmem için beni senin hayatında tehdit etti. Seni bıçaklatan da oydu. Seni öldüreceklerdi sevgilim. O yüzden ne dediyse kabul ettim. Beni Fatih'in yanında tutmak için ilaç verdi. Seninle saçma sapan konuşmamın, seni sevmiyorum dememin, seni ihbar etmemin nedeni o ilaçlardı. Kendimde değildim. Bütün kötülükleri bize Şule yaptı. Burası bir cehennem. Beni sakın merak etme. Senin aşkın benim en büyük dayanım. Yalvarırım beni anla. Bu sırrı benim için sakla. Yoksa her şey paramparça olur. Seni seviyorum. Aslı. Aslı'mı getir bana. Ama Ozan. Aslı. Aslı benim öldüğümü öğrenirse kendine zarar verir. Ne olur bir şey yapmadan getir onu bana. Lütfen. Söz. Sana Aslı'mı bulup getireceğim. Aa, aa. Nerede o ahlaksız? Nerede o ahlaksız? Nermin Hanım bir dur. Kim? Ne oluyor? Nerede o kör olasıca? Nerede dedim size? Nermin Hanım. Dur Nermin Hanım, dur. Şöyle geç de öyle konuşalım. Ne o? Hasta numarasına devam mı ediyor yoksa? He? Böyle başı sıkışınca kendini yerlere mi atıyor? Nermin Hanım, ne istiyorsun? O ahlaksız kızınızla konuşmaya geldim. Hesap sormaya geldim. Benim oğlumu mahvetti. Ağır ol Nermin Hanım, ağır ol. Kızım hakkında öyle ileri geri konuşturtmam. Neyse derdin tane tane anlat. Nurhan Hanım, sizin kızınız benim oğlumu mahvetti. Benim oğlum sevgisiyle rezil oldu. Rezil oldu. Eylül bu yaptıkların hesabını verecek. Çabuk onu çağırın buraya. Başka emrin var mı? Allah Allah. Benim evime gelip evladıma hakaret edeceksin ha? Belli ki sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Ahlaksız söylememiş size. Ya neyi söylememiş, neyi? Koray'ı eve almış, eve. Yaz'la kaçtığı yetmemiş gibi bir de Yaz evden çıkıp gittikten sonra Koray'ı eve alıyormuş. Bir şey söyleyin. O kız bu kız mıydı? Üzgünüm, size bilgi veremem. Bilmem gerekiyor doktor hanım. Bakın hayat memat meselesi diyorum. Benim için çok önemli. Bu çok hassas bir konu. Bu kız benim sevgilim. Hayattaki her şeyim. Bana yardım edin. Edemem. Bakın kusura bakmayın ama hasta mahremiyeti diye bir şey var. Müsaadenizle. Kamera kayıtlarına bakmak istiyorum. Tamam. Güvenliğe gidin. Onlara sorun. Ama benim bildiğim savcılık onayı olmadan size o kayıtları göstermezler. Ama siz yine de bir deneyin. İyi günler. Kahretsin ya. Thank you.
Yok, aslım açmıyor. Dönmeyecek de. Anne, benim onu bulmam lazım. Fatih, dur. Oğlum, gidebileceği her yere baktın zaten. Hem ne demek dönmeyecek? Gidecek yeri mi var? Sen merak etme. Hele bir acısını çeksin. Ben sana gerekirse onu zorla getireceğim. Nasıl yapacaksın anne? Ne yapacaksın? Ne demek şimdi o? Sen bana güvenmiyor musun? Sana şimdiye kadar ne dediysem yapmadım mı? Ozan'la tehdit ettim, onu sana getirdim. Neredeyse evleniyordunuz. Ozan da tam ölecek zamanı buldu. Şu nikahı bir kıyabilseydiniz onun işini zaten bitirecektim. Anne, Ozan yok artık. Aslı bana nasıl geri gelecek? Bu sefer annesiyle tehdit ederim onu. İlaç veririm, ne gerekirse yaparım. Oğlum, sen merak etme. Onu sana kul köle edeceğim ben. Sen gel bir, bekle biraz. Sabırlı ol, tamam mı? Aslım seninle olacak. İkinizi de öldüreceğim. İkinizi de. Aslım, Aslım! Kızım, ne yapıyorsun sen? Çabuk gel benimle, çabuk. Ben çok korktum. Sana bir şey oldu zaten. Biliyordum Aslım. Beni hala sevdiğini, benden vazgeçmediğini biliyordum. Bize oyun oynuyorlar. Onları. O kadın şimdi de beni neyle tehdit edecekmiş biliyor musun? Senin hayatınla, Fatih'le birlikte olayım diye senin hayatına tehdit edecekmiş beni. Anne, seni harcarlar. Benim başka çarem yok, ne olur. Kızım, yapma artık. Biz yanındayız. Hayır. Hayır, bana kimse yardım edemez. Ben Ozan için yapacağım bunu. Onları öldüreceğim. Ondan sonra da Ozan'ın yanına gideceğim. Onlardan intikamımızı alacağım. Sonra da Ozan'a kavuşacağım. Bırakın beni. Peki bebeğin ne olacak? Fazla zamanım kalmadı Mümtaz. Aslımı buldum. Söyleme böyle. İyi olacaksın. Aslımı bulup getireceğim sana. Çabuk gelin. Aslımı getir bana. Hamilesin Aslı. Ozan'dan bir bebeğin olacak. Ona da mı kıyacaksın ha? Raporun burada. Bak. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi gidelim buradan. Size anlatmaz tabii. Ne diyecek? Yaz'la birlikteyken Koray'ı eve mi aldım diyecek.
Yaşar! Yaşar! Yaz'dan niye ayrıldı sanıyorsunuz siz ha? Niye onu tekrar geri istemedi? Çünkü ikisini birden idare ediyordu. Foyası ortaya çıkınca da mecbur birini terk etti. Yeter. Allah rızası için sus. Sus! Çık git evimden! Ne oldu? Ne oldu Nurhan Hanım ha? Gerçekler acı mı geldi? Bana bakın. Bana bakın siz de. O ahlaksız kızınız da oğlumdan uzak duracak. Onun yanında görmeyeceğim hiçbirinizi. Mahvettiniz benim oğlumu. Yeter! Yaşar. Ozan'ın bebeğim var benim karnımda. Her gecenin bir sabahı vardır kızım. Aslım! Hadi kızım, hemen benimle geliyorsun. Nereye? Mümtaz, senin ne işin var burada? Sen nereden çıktın? Ozan bekliyor. Hadi kızım, çabuk ol. Ozan? Ozan mı? Bize neler etti gördün mü Nurhan? Ne hallere düştük gördün mü Nurhan? Gidecek Nurhan. Kocasının yanına geri gidecek. Ben bu rezilliğe daha fazla dayanamam. Ya o gidecek ya ben öleceğim. Ateşi düştüğünde gözü açıldığında pılını pırtısını toplayıp gitsin. Kocasının yanına dönecek. O kadar. Kayıtlar yarın elinde olur dedi. Yarın bu saatlerde buradayım. Her şeyi öğreneceğim Eylül. O Koray sana bir şey yaptıysa dünyasını onun başına yıkacağım. Eğer düşündüğüm gibiyse, eğer Koray kılına bile zarar verdiyse, işte o zaman seni mahvederim. Takip et beni. Kamera kayıtlarını buldun mu? Hallettim. Söylediğim tarihler mi? Hepsi burada. Güzel. Sizden bir ricam olacak. Hasta şu an sarsılmış durumda. Lütfen ona çok fazla soru sormayın, yormayın, tamam mı? Şimdi gerçekleri öğreneceğim Eylül. O gün hastanedeki kız sen miydin? Koray sana bir şey yaptı mı? Hepsini öğreneceğim. Kızınızla konuşmaya geldim. Hesap sormaya geldim. Ah annem. Ne oluyor be Eylül'üm? Sen bizden ne gizliyorsun?
Ozan mı? Ozan yaşıyor mu? Ölüm ölmedim. Ozan nerede şimdi? Yakınlarda bir evde. Ama yaralı. Ben çıkarttım onu. Polisle işbirliği halindeyiz. Cinayetle ilgili bir görgü tanıdım. Fatih ve annesi de bu işin içinde. Onlar öldürmüşler Kaan'ı. Sonra da Ozan'ın üzerine atmışlar suçu. Şüphelenmemeleri için Ozan'ı saklıyoruz. Yaptıkları bütün usulsüzlükler ortaya çıktı. Evin üzerinde ve şirketin üzerinde hiçbir hakları kalmadı. Zaten ev satılmış bile. Ümitaz amca. Ozan iyiydi mi? Sen yaralı dedin. Neden hastanede değil? Neden eve götürdünüz ki siz onu? Hastanede artık yapılacak bir şey kalmadı dediler kızım. Her şey hazırlıklı olsa ne olur? Ümitaz amca ne olur? Olur beni ona götür. Ozan beni görürse tutunur, hayata tutunur. Ozan beni görürse yaşar. Ne olur sana yalvarırım Ümitaz amca lütfen. Tamam kızım, tamam. Araba arka sokakta. Birazdan gelip bunları tutuklayacaklar. Tamam, adresi bana dağıt. Fatih ile Şule'nin cezasını çektiğini gördükten sonra yanınıza geliriz. Hadi kızım, hadi çabuk ol. Sözüm oldu. Gel artık olsun. Burada yok. Burada da yok. Poliklinik katının kayıtları var mı? Evet var. Bu zaten yatış katıydı. Sen benim gösterdiğim kadının fotoğraflarına iyice baktın mı? Atlamış olmayalım. Baktım abi, merak etme ama görüntüler bunlar. Yani aradığın her kimse kamera açılarına girmemiş. Anlaşıldı. Gerçeği öğrenmenin tek bir yolu kaldı. İyi, çok şükür. Çok şükür düştü ateş. Gel bakayım, gel. Şu havluyu da şöyle koyalım. Toparlarsın artık şimdi. Gel yat bakayım. Yat şöyle. Anne. Babam beni Kore'ye götürmeyecek değil mi? Yavrum ne oluyor? Niye bu kadar korkuyorsun sen bu Kore'ye gitmekten? Bak Eylül. Tamam Kore'yi istemiyorsun. Yaz istemeye geldiğinde niye hayır dedi? Kızım, senin sessizliğin de aynı babanınki gibi ha? Korkutuyorsunuz beni. Ne zaman ikiniz de böyle sessiz sessiz dursanız arkasından hep büyük bir şey çıkıyor. Anne. Hadi kızım. Hadi annem. Anlat bana ne olup bittiğini. Bak baban işlerini halletmeye gitti ama dönünce götürecek seni Koray'ın yanına. Ne oluyor Eylül? Ne oluyor yavrum? Anlat bana kızım. Anlat da yardım edeyim ben sana. Hoş geldiniz. Ben de size ulaşamadım. Aslında çok merak ettim. O iyi. Merak etme. Çok sevindim. Ne zaman gelecek peki? Belki de annen beni esir aldıktan sonra gelecektir. Nasıl ya? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Ne demek şimdi bu? Bilmem. Ozan hapisteydi. Yalnızdı. Aslım'ın onu uyarmaya zamanı bile olmamıştı. Şimdi çok merak ediyorum Şule. Kızımı benim canımla tehdit etmek için ne yapacaksın acaba? Aa Hediye. Belki seni kaçırabilir. Bir yere kapatır. Bir video çeker. Hatta seni bıçaklatabilir.
Sonra Aslı'mı izletir. Nasıl? Olabilir mi? Hediye Hanım. Hediye anne. Siz benim annem sayılırsınız. Annem de sizin dünür. Olur mu öyle şey? Yeter. Numara yapmayı bırakın artık. Her şeyi biliyoruz. Ozan'ın canıyla tehdit ettiniz Aslı'mı. Ozan ölmesin diye evet dedi sana. Her şeyi Şule Hanım yaptı, biliyoruz. Evet Şule. Seni dinliyorum. İnkar etsene. Kızıma ilaç verdiğini inkar etmiştin. Hadi bunu da inkar et. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben sadece Aslı'mı sevdim. Her şeyi annem yaptı. Ozan. Ozan beni bırakma. Beni onlara bırakma, tut elimi. Ozan tut elimi. Ozan. Ozan, ben seni hiç aldatmadım. Ozan, bul beni. Beni onlara bırakma. Geliyorum Aslı. Geliyorum. Ozan. Fazla zamanım kalmadı Aslı. Hayır, hayır. Ozan! 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 Ozan, aç gel! Hadi kızım, acele et. Nermin teyzeciğim, burada biftekli ket varmış. Ben bunu dolaba kaldırıyorum. Dur kızım, dur. Ne yapıyorsun? Kurbanı biz kestik. O etten bizim mutfağa girmeyecek. Koy onu da torbaya, hadi. İki koca dana kestirdim Nermin Hanım. Nasıl, kasap torbalara iyi pay etmiş mi? Yapmış, yapmış. Hem zaten oğlum o musibetten kurtuldu ya. Değil ki. Beş dana bile kessek azdır. Haklısın vallahi. Hem fakir fukara da doymuş olacak. İyi oldu, boşver. Oğlan gerçekleri öğrenince perişan oldu. Ama yapacak bir şey yok. Alışacak. Zamanla unutur. Ben unuttururum. Hadi ben gidiyorum. Yağız uyanınca bana haber verin. Belki şirkete çağırırım onu. Genç adam. Kafasını meşgul etmek lazım. Hadi eyvallah. Ha!
Akşama benim kaburga dolmasını yapmayı unutmayın ha. Tamam tamam haydi. Allah'a ısmarladık. Hay vallahi düşündükçe benim için fena oluyor. O Eylül'ün gülen yüzüne ben de kandım. Oğlumu gerçekten seviyor sandım. Arka çıktı. Gözü kör olasıca. İstemeye bile gittik. Teyzeciğim, Eylül zaten böyle biriydi. Saf görünenden korkacaksın. Ama neyse ne. Sen... Şu son torbaları da şey yap, şoförü ver, tamam mı? O dağıtacağı yeri bilir. Haydi. Bunu yapmaya mecburum. Sen eskiden her şeyi ilk bana anlatırdın. Hiçbir şeyini saklamazdın. Hani ilkokulda koroda bir çocuk vardı. İlk gelip bana söylemiştin. Sonra lisede basketçi bir oğlan vardı. Ne çok anlatmıştın. Sırf merakımdan gidip basket maçı izlemiştim. Yine anlat anne. Saklama ben. Sen bu Yağız'a niye hayır dedin? Niye istemedin kızım? Koray'ı eve almış, eve! Yağız'la kaçtığı yetmemiş gibi... ...bir de Yağız evden çıkıp gittikten sonra Koray'ı eve alıyormuş. Yavrum... ...sevmiyor musun sen bu Yağız'ı artık? Ne sevmemesi anne? O benim her şeyimdi. Çocuklarımın babası olacaktı. İyi günlerimin hepsini onunla geçirecektim ben. Kötü günümde beraber paylaşacaktık her şeyi. Ömrümü geçirmek istediğim tek adamdı benim. Yavrum, niye istemeye geldiğinde hayır dedin o zaman? Bu çocuk fena bir şey mi yaptı sana? Hayır anne. Yaz benim tanıdığım en düzgün adam. O istese bile kıramaz beni. Tamam o zaman. Madem bu kadar iyi, madem sen bu kadar seviyorsun bu çocuğu. Koray'ın ne işi vardı sizin evinizde? Ne diyorsun sen? Dün Nermin Hanım geldi. Yaz şehir dışındayken Eylül Koray'ı eve almış dedi. Eylül, ne oluyor yavrum? Senin bana anlatmadığın başka ne var kızım? Ne diyorsun sen Fatih? Yani belli ki kötü bir şaka bu. Oğlum, annen öyle şeyler yapar mı? Ha? Yalan söylüyorsunuz. Aslı mı uyduruyor bunları? Sen benim kızımın adını ağzına almayacaksın. Duydun mu beni? Kızımı senden koruyamadım şimdiye kadar. Ama bitti. Seni geberteceğim, anladın mı? Kızımın gözlerinden akan her damla yaşın hesabını soracağım. Bırak beni be! Anne defol git bu evden. Yoksa seni polise veririm. Yemin ederim benim hiçbir şeyden haberim yok. Sen o pis ağzınla yemin etme. Bakın, ben sadece Aslı'mı sevdim. Size gerçekten masum olduğumu ispatlayacağım.
Annemi polise götüreceğim. Aslımı tehdit ettiğini, ona ilaç verdiğini, her şeyi polise anlatacağım. Yürü anne, gidiyoruz. Bırak kolumu Fatih, delirdin mi sen ya? Hadi ispat edin, hadi. Yalancılar, nasıl ispat edeceksiniz? Evet, Aslı'mı tehdit ettiğinizi ispat edemeyiz belki. Ama Kaan'ı nasıl öldürdüğünüzü ispat edebiliriz. Aslım, kızım, şöyle yatıralım. Ozan. Ozan, ne olur aç gözlerini. Lütfen aç. Sen bana veda etmeden gidemezsin ki. Bir kere sarılmadan gitmezsin. Hadi. Hadi aç gözlerini. Sen bana söz verdin. Karaburun'a gidecektik seninle. Memlekete gidecektik. Karaburun'da Aslan Tepe'de güneşi batıracaktık. Sen bana memleket türküsü söyleyecektin. Ben sen türkü söylediğinde ağladığım gibi yine ağlayacaktım. Sen benim gözyaşlarımdan öpecektin. Memleket kokacaktı saçlarım. Ocak nergislerini toplayıp saçlarıma takacaktın. Sen söyledin bunların hepsini. Ozan, sen söyledin, ne olur aç. Ne olur aç gözlerini. Bebeğimizi babasız bırakma Ozan, ne olur aç gözlerini. Ozan, hadi aç. Hadi aç gözlerini, ne olur Ozan aç. Neydi bunun şifresi? Buradasın. Ben de odana bakmıştım. Seni göremeyince merak ettim. Nermin teyzelerin odasından bir şey mi lazım? Ben yardımcı olayım. Hallettim ben Melik. Yağız, Yağız bir dur. Bak bir şey söyleyeceğim. Birazcık konuşalım mı? Hem bana anlatabilirsin her şeyi. Ben seni dinlerim. Melek, çıkıyorum. Yağız, bir dakika. Oh, her şey tamam. Heh, oğlum. Bak ne yaptım. Gözleme. Senin en sevdiğinden. Gel otur da yer. Ha? Öğle yemeği yerine yersin. Sağ ol anne ama benim çıkmam lazım. Önemli bir işim var. Oğlum, hiçbir şey yemeden olur mu öyle? Annem. Kurban oldum. Bak, kendini üzme. Heh. Ben artık senin hep yanındayım. Ne olursa olsun yanındayım. Bak, baban da senin yanında. Artık kendini üzme daha fazla. İstemeden de olsam seni üzdüm. Affet. Yavrum, sen beni üzmezsin. İstesen de beni üzemezsin. Ama sen üzülürsen, işte ben o zaman üzülürüm.
tek sana kıyamam. İyi hadi. Hadi git. Git ama akşam gel. Heh, babana söz verdim. Kaburga dolması yapacağım. Eğer geç kalırsam beni beklemeyin. Allah'a ısmarladık. Eylül, bana gerçeği anlatman lazım çocuğum. Yağız'ı bu kadar severken gerçekten Kore'yi eve aldın mı? Ben hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Uyumak istiyorum sadece. Uyuyacağım. Eylül, ne uyuması kızım? Senin şu anda ortalığı yıkıyor olman lazım. Senin şu anda herkesin karşısına geçip yok öyle bir şey demen lazım. Ben Kore'yi eve almadım. Ben Yağız'ı seviyorum. Ben Yağız için anamı babamı karşıma aldım. Koray'la bir ilişim yok benim demen lazım. Eylül, bir şey söylemeyecek misin? İyi çocuğum, iyi madem. O zaman benim de senin için yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Baban gelsin, beraberce götüreceğiz seni Koray'ın evine. Hayır, hayır, beni adamın evine götürme, ne olursun beni ona gönderme anne, ne olur, ne olursun. Eylül, anlat o zaman kızım, anlat. Gerçekten Koray'ı o eve aldın mı, doğru mu? Doğru. Allah kahretsin, doğru. Ne oldu Fatih? Kaan'ı siz öldürmediniz mi? Ozan'ı Kaan'ı öldürmek için tuzağınıza çekmediniz mi? Suçu onun üstüne atmak için yapmadınız mı her şeyi? Ya siz delirmişsiniz ya. Neden? Demin annenle ilgili söylediklerimizi dinlerken hiç böyle demiyordun. Şimdi mi delirmiş olduk? Fatih, yeter artık. Çıkar şunları evimizden. Daha bitmedi. Kaan'ı siz tuttunuz. Biliyorum. Aslım'la Ozan'ı ayırmak için. Ama başaramadınız. Allah'tan Kaan sizden daha vicdanlı çıktı da Ozan'a her şeyi anlattı. Bir tek Fatih'in adını vermedi. Yeter. Gerçekten bu saçmalık uzadı. Çıkın gidin benim evimden. Burası senin evin değil Fatih Efendi. Burası Ozan'ın evi. Tıpkı bizim elimizden aldığın iş yerimiz gibi. Sen bir zorbasın. Sen bir katilsin. Aslıma ve Ozan'a yaptıklarının cezasını çekeceksin. Sen de Şule Hanım. Sen de. Cinayet de, tehditlerin de yanına kar kalmayacak. Yeter! Siz gitmiyorsanız biz gideriz. Yürü Fatih. Ozan. Ozan'a taç göstereyim. Beni duyuyor musun? Bebeğimiz olacak bizim. Hayal mi gerçek mi? Gerçek. Gerçek aşkım, gerçek. Bak. Burada o. Bizim canımız. Gözümüzün nuru. Nefesimiz. Burada. Kızım. Babacığım. Buradayım, beni duyuyor musun? Oğlum, bak baban yanımızda, bizimle birlikte. Bizi duyuyor musun? Oğlumun canını nasıl da acıttı. Melek yüzlü şeytan. O
eskiden de böyleydi Nermin teyzeciğim. Hep saman altından su yürütürdü. Koray'ı evine nasıl alır? Utanma, arlanma da kalmamış. Tövbe tövbe. Öyle öyle, maalesef. Ya Yağız onları görseydi birlikte? Heh, ne olacaktı o zaman? Delirirdi benim çocuğum. Gözü dönerdi. Katil olurdu. Allah korusun. Ay Nermin teyze. Allah korusun. Zaten morali çok bozuktu. Acaba nereye gitti? Fark ettim ben de, fark ettim de. Canı sıkkın diye bir şey de soramadım. Ama aklım onda kaldı. İnşallah gene o Eylül'e gitmemiştir. Ben sizin odanızdan çıkarken gördüm. Gel bir konuşalım, iki sohbet ederim dedim ama. Bizim odamızdan çıkarken mi gördün? Evet. Bir dakika, bir dakika. Ne işi vardı ki bizim odamızda? Bilmem. Allah, Allah korusun. İnşallah aklıma gelen başıma gelmemiştir. Aa, Nermin teyze. Nermin teyze ne oldu? Nermin teyze ne yok? Silah. Silah yok. Ya silah almış. Eylül yüzünden katil olacak benim yavrum. Hop 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 hop. Buradan. Konuşacak bir şeyimiz yok Yaz. Bedelini ödeteceğim. Bana öyle bakmana kim sebep olduysa bedelini ödeyecek. Sana o sözleri kim söylettiyse bunun hesabını soracağım. Koray! Koray! Aç kapıyı, aşağılık herif, aç! Eylül'e bak sen. Ben oğlumla onu ayırmaya çalışırken demek kendi ayağına sıktı. İşimi kolaylaştırdı. Böyle bir şey olacağına kim inanırdı? Yani kız oğlum dururken sana bak da. Vallahi ben bile inanamıyorum. E hayat bu. Her şey oluyor. Vay be. Sonunda kurtuluyoruz. Aynen öyle Adnan Bey. Artık bitiyor her şey. Az kalsın ben bile razı olacaktım. Oğlumu kaybetmemek için birlikte olmalarına ses çıkartmayacaktım. Aptal. Denizi geçti, derede boğuldu. Biraz öyle oldu. Ama biz de sandığın kadar boş bir adam değilmişiz ha? Ulan adam olup zamanında gerekenleri yapsaydın şimdi bunları konuşmayacaktık. Hiç ağzını açma. Al şunu. Artık bu iş bitti. Bir daha da karşıma çıkma. Eyvallah Adnan Bey'im. Kesene bereket. Ama büyük konuşma. Bir daha işin düşerse beklerim ha. Aşağılık herif, aç! Koray! Orada olduğunu biliyorum, kapıyı aç! Beni ona anlat aslım. Kızım. Oğlum, ben sizi bırakmayı hiç istemedim. Sen bizi bırak.
olacaksın. Sen hep bizim yanımızda olacaksın. Ağlamayacaktın hani? Sözünü tutmayacak mısın? Tutacağım. Tutacağım, sözümü tutacağım. Sen ne istersen onu yapacağım. Kuşağını görüyor musun? Görüyorum. Azıcık kuşlar bulutların içinde süzülüyor. İyi ki geldik karavuruna. Sen kokusunu alıyor musun? Yaz mı geldi? Evet. Evet, yaz geldi aşkım. Kış bitti. Bahçemizde renk renk çiçekler açtı. Ağaçlar yeşerdi. Yaz geldi aşkım. Uzaktınız ama. Uydurduğunuz bu saçmalıkları daha fazla dinlemek istemiyorum. Burası bizim mülkümüz ve suç işliyorsunuz. Hemen gidin. Yanılıyorsunuz Şule Hanım. Bu ev artık sizin eviniz değil. Çünkü satılmış. Sen ne diyorsun ya? Evet. Doğru duydun. Yaptığın bütün usulsüzlükler ortaya çıkmış. Bizden, Ozan'dan çevirdiğin dolaplarla aldığın her şeye el konulmuş. Bu kadarı da fazla artık. İnanmıyorsanız rapora bakın. Tarafların avukatı olduğum için biraz önce mailime düştü. Bu ev artık Mirza Ateşoğlu'nun. Olmaz. Olamaz. Bu ev, şirket, hepsi benim. Ben her şeyi bunlar için yaptım. Kaan'ı bunun için öldürdüm. Anne, ne diyorsun sen? Beceriksiz. Hiçbir şeyi beceremedin. Aslı'nın peşine takıldın, Ayşe'yi kaybettik. Allah kahretsin. Olanları görmüyor musun? Ayşe elimizden uçup gitti. Giden sadece sahtekarlıklarla elinize geçenler değil. Özgürlüğünüz de gidecek. Anne, yürü gidelim biz buradan, hadi. Çok geç. Nermin Hanım'ın söylediği her şey doğru. Kızım, anlat yavrum. Anlat kızım. Ne doğru? O gün Yaz gitmişti iş görüşmesi için. Ben evde yalnızdım. Sonra Koray geldi. İstemedim. İçeri almak istemedim. Anne, yemin ederim istemedim, istemedim. Tamam kızım, tamam. Dinlemedi beni. Son kez bir şey konuşacağım seninle dedi. Sonra eve gidelim dedi. Beni götürmek istedi. Ben istemeyince ona bir şey oldu. Çok tuhaftı. Garipleşti. Sonra
gözü dönmüş anne. Ben bıçak bile aldım ama direnemedim. Bıçak elimden düşürdü. Ben hiçbir şey yapamadım anne. Hiçbir şey yapamadım ben. Yavrum. Yavrum. Koş Melek, koş. Koş. Oğlum o kız yüzünden katil olacak. Yetişmemiz lazım. Yetişiriz Nermin teyzeciğim. Yetişiriz. Sen hiç merak etme. Yağız'a bir şey olursa o kızı kendi ellerimle gebertirim. Ben Yağız'ı çok seviyorum. Aslım. Sonunda geldik. Memlekete döndük. Sözümü tuttum. Aslan Tepe'de güneşin batışı çok güzel olurdu demiştim. İnanın mı? Gökyüzüne renk. Gözlerim seçemiyor. Muğra çalıyor. Güneş batmak üzere. Bir uçu denizde. Güneş her denize değdiğinde bir aşık kavuşurmuş. Bu sefer de bizim için değdi denize değil mi? Güneş her gün bizim için doğuyor sevgilim. Güneş olsun mu? Yavrumuzun adı Güneş olsun mu? Belki görürüm değil mi? Yıldızlardan izlerim sizi. Belki de bahçenizde çiçek olur açarım değil mi? Sen hep buradasın. Burada atan kalpte. Sen hep bizimle olacaksın. Bebeğimizin ilk adımında. İlk gülüşünde. İlk sözü. Sen hep bizimle olacaksın. Babam aradı. Adresi sabahtan beri arıyoruz. Nerede Ozan? İçeride. Mümtaz ölmeyecek değil mi? Merak etme. Kurtaracağız. Ambulans yolda. Güneşim battı. Gökyüzü kararıyor. Evet, battı aşkım. Dalgaları duymuyor musun? Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Arkalarında bir sürü darmadağın hayat bırakıp gittiler. Doğru diyorsun Hediye. Ama hayat devam ediyor. Devam da edecek. Hadi. Çocuklarımızın yanına gidelim.
Sonra çekti gitti. Adnan Bey'e anlatmış eve geldiğini. Eylül aldı beni demiş herhalde. Nermin teyze de oradan biliyordur. Ama ben istemedim. Ben istemedim anne, yemin ederim. Yapma dedim. Öldür beni ama yapma dedim. Dinlemedin. Yavrum. Allah'ım koruyayım beni. Anasını versin. Nerede o? Yine mi sen? Ne istiyorsunuz? Ne oluyorsunuz be? Çıkın. Çıkın şuradan. Çıkın evimden. Nermin teyze. Seni ahlak sen. Çıkın şuradan. Benim kızıma kimse dokunamaz. Bana bak. Çık git dışarı. Kimse benim çocuğuma dokunamaz. Kimse. Affettin benim oğlumu. Oğlum senin yüzünden katil olacak. Ne diyorsun beni katili? Evden silah alıp çıkmış. Nerede o? Veda eder gibi çıktı gitti oğlum. Nerede? Buraya mı geldi? Yazmaz yok burada. Gidin evimden. Çıkın. Koray'ı bulmaya gitmiş olmasın? Neredesin Koray? Neredesin hırsız düşmanı? Olmuş işte. Al bu da ispatı. Senin şehir dışına çıktığın zaman gelmiş Koray. Düşündüğüm şeyi yaptıysan, Eylül'e bir zarar verdiysen, işte o zaman seni mahvederim. Koray! Hayırdır lan? Yürü eve. Ne eve oğlum? Sana yürü eve gidiyoruz dedim. Zamanın bir yerinde, ülkenin birinde bir genç kız yaşarmış. Genç kız herkesleri çok severmiş. Bu ülkede bir de genç adam yaşarmış. Genç adam da en çok güneşi severmiş. Genç adam en çok genç kızın gözlerini severmiş. Çünkü güneş her sabah genç kızın gözlerinde açar, her akşam genç kızın kollarında batarmış. Bir gün genç kızla genç adam karşılaşmışlar. Karşılaşmadan sonra elleri ellerinden, gözleri gözlerinden hiç ayrılmamış. Genç kız senin annen, genç adam da baban olmuş bebeğim. Baban çok uzaklara gitmiş güzel yavrum. Uzaklara gittikçe yakınlaşmış.
kokusunda, bir ağacın gölgesinde, alıcı kuşların kanadında, güneşin pembeliğinde, dalgaların sessizliğindeymiş baban. Baban hep bizimleymiş güzel yavrum. Gör işte rezilliklerini. Başımıza ördüğün çorapları gör. Oğlum senin yüzünden hapislerde çürüyecek. Mahvettin ailemizi! Sakin ol Nermin teyze, sakin ol. Senin hiçbir şey bildiğin yok. Benim çocuğumdan uzak dur. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne? Sizi insan yerine koyduk be. Başımıza gelenlere bak. Bana bak. Benim oğlumun başına bir şey gelirse... Şu dünyayı başınıza yıkarım. And olsun ki şu dünyayı başınıza yıkarım Nurhan Hanım. Duydunuz mu beni? Elinden geleni ardına koyma. Önce bir yağızımı bulayım. Önce bir yağızımı bulayım. Sizinle ondan sonra ilgileneceğim Nurhan Hanım. Kızım, şu yağızı bulalım. Bir delilik etmeden bulalım onu. Hayırdır, ne oluyor? Ne olduğunu sen daha iyi biliyorsun Koray. Anlat. Neyi? Ben şehir dışındayken benim evime girmişsin. O gün evde ne oldu? Eyle zorla bir şey yaptın. Gözümün içine bak. Senin işin bugün bitecek. Eylül'e yaptıklarının cezasını çekeceksin. O eve zorla girdin. Eylül'e zorla dokundun. Her şeyi biliyorum. Seni mahvedeceğim Koray. Senin işin bugün bitecek. Allah'ım. Allah'ım ne olmuş? Niyaz bir delilik yokmuş olmasın. Sonra da polis geldi. İkisini de aldı götürdü. Ozan'ın hayatını mahvettiler. Kızımın çocuğunu babasız bıraktılar, gittiler. Aslım, Ozan'dan hamile mi? Hamile. Belki torunum hiçbir zaman babasını tanıyamayacak. Ama Ozan... Çocukların da yaşamaya devam edecek. Babasız çocuk büyütmenin ne demek olduğunu en iyi sen bilirsin değil mi Hediye? Hayat bu kadar kısa işte. Bu hırslar, bu öfkeler, bu nefretler, bu düşmanlıklar için bu kadar kısa. Tarık. Aslım senin kızın. Hediye bu zamana kadar söylemediyse benim yüzümden. Şimdi
onun yanında olman lazım. Hediye? Doğru mu? Yılan yetiştirmişsin, yılan! Eylül... Eylül'üm nerede? Ben ne bileyim senin kızını, ha? Kim bilir ne işler karıştırmaya gittiğini? Nermin teyzeciğim, gel bizi yazı bulmaya gidelim artık, hadi. Hadi gidelim, gel. Bana bak. Benim oğlum Koray değil. Benim oğlum onurlu, gururlu çocuktur. Öyle aldatılmayı falan hazmedemez. Yeter be, yeter! Senin çocuğun değerliyse benim kızım da değerli. Bana bak. Benim oğlumun başına bir şey gelirse, benim oğlum senin kızın yüzünden katil olursa, vebali sizin boynunuza. Bunun hesabını sizden fena sorarım. Şu dünyayı da, bu evi de sizin başınıza yıkarım Nurhan Hanım. Yıkarım. Duydunuz mu beni? Ne yapıyorsan yap. Elinden geleni ardına koyma. Yürü, yürü. Eylüller. Ya ne diyorsun, anlamıyorum. Ne dediğim ortada. O gün evde Eylül'e neler yaptığını biliyorum. Her şeyi öğrendim. Bir de senden duymak istiyorum. Anlat Koray. Anlat. Hala uçuyor. Güneş daha batmadı. Her masalın sonu var. Ama masallar kaldığı yerden devam ederler. Başka gönüllerde, başka kalplerde yeniden var olurlar.
Nasıl kışın dökülen yapraklar yazın yeniden açıyorsa, güneş hiç bıkmadan, usanmadan yeniden doğuyorsa, masallarda dinleyenler olduğu sürece var olurlar. Bir genç adam, bir genç kız bir gün bir yerde karşılaşacaklar yine. Seninle ben nasıl karşılaştıysa böyle. Birbirlerinin kader olduklarını bilmeden geçip gidecekler belki bir an. Ama kader onları bir gün mutlaka kavuşturacak. Zaman aktıkça, dünya döndükçe her gün yeni bir masal yazılacak. Buz kesilmiş kalpleri tek bir bakışlar eritecek. Doğmazsa olan güneş büyüğü için çarpan iki kalp için doğacak. Masallar bitmez sevgilim. Seninle ben her gün her ağaçın çırpınan kalbinde yeniden var olacağız. Sana söz. Sana.